Manşete hoş geldiniz. Bu görüntüler Milliyetçi Hareket Partisi, Türkiye Büyük Millet Meclisi grup toplantısından grup toplantısını oturarak yaptığı dikkat çeken MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli toplantının ardından gene güçlükle ayağa kalktı ve gene güçlükle yürüyerek yanındakilerin desteğiyle salondan çıktı. Salondan çıktıktan sonra da Gene kendini iyi hissetmediği ya da fenalaştığı ya da rahatsızlandığı ve meclis kulisinde bir süre oturarak istirahat ettiği görülüyor görüntülerde. Çok açıdan kaydedilmiş görüntülerde bunu tespit etmek mümkün. Bahçeli'nin sağlığı iyi değil. Öteden beri iyi değil. Fakat belli haftalarda sağlığı iyi olmadığı zamanlarda grup toplantısını iptal ediyordu veya halka açık etkinliklerini iptal ediyordu. Hoş Bahçeli son birkaç yıldır sadece salıdan salıya ortaya çıkıyor. Yani MHP grup toplantısı için meclise geliyor, grup toplantısını yapıyor. Sonra meclisteki makamına geçiyor, bir takım görüşmelerini orada yapıyor, sonra da evine dönüyor. Yani evinden sadece bir kere çıkıyor birkaç saat mecliste mesai yapmak için. Artık genel kurul toplantılarına da katılmıyor. Genel kurul görüşmelerine de katılmıyor. Yani o derece sınırlamış durumda mesaisini. Bu zaten gözleniyor. Yani ortada olan bir şey. Fakat bazı haftalarda da iyi hissetmediği zaman MHP grup toplantısını yapmıyordu, iptal ediyordu. Bu defa kötü olmasına rağmen veya kötü hissetmesine rağmen geldi ve grup toplantısını yaptı. Neden? Çünkü 1 Temmuz'da Sinan Ateş davası başlıyor mahkemede pazartesi günü ve ondan önceki son grup toplantısında vermesi gereken mesajlar vardı. Ve o mesajları vermek için geldi. Dosta düşmana. Son derece kritik bir evreden geçiliyor. Liderlerin sağlığı artık götürmeye el vermiyor. Ama buna rağmen orada durup bir şeyler söylemeye çalışıyorlar. Bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Veya bir şeyleri düzeltmeye veya bir şeyleri yönetmeye çalışıyorlar. Böyle bir dönem, zor. Zor yani. Ne demiş ona bakalım. 1 Temmuz günü Mahut cinayet davasına hiç Sinan Ateş'ten de bahsetmiyor. Avukatlarımız katılacak. Bunun dışında bir kimse orada ol olmayacak. Herkes eteğindeki taşı düşsün. Yani sadece avukatlarımız gidecek. Başka da kimse gitmeyecek. Dolayısıyla orada herhangi bir provokasyona veya taşkınlığa izin vermeyeceğiz diyor. Güzel. Peki soru şu. Sen davada herhangi bir şekilde sanık, tanık ya da müşteki rolün yok ki. Niye gidiyorsun? Ben de soruyorum. Bir de demiş ki, kim ne biliyorsa elindekini mahkemeye sunsun da ense tıraşını görelim. Yani lafa bakar mısın ya? Yani. yani siz kendi aranızda konuşurken bile yani iştinav edersiniz, çekinirsiniz, uzak durursunuz bu tür argo laflara. Bunu yazılı bir konuşmada iktidar ortağı bir partinin genel başkanı meclis grup konuşmasında söylüyor. Yazılı bir konuşmada. Yani üzerinde çalışılmış bir konuşmadan bahsediyorum. Ağızdan çıkan bir laf değil yani. Yazık. Ne diyeyim yani? Tabii Mehmet Uçum'un dün laflarını ekrana getirmiştim. Uzunca bir tweet atmıştı ve Cumhur İttifakı dağılırsa Türkiye parçalanır demişti. O lafın genişi orada ama lafın özeti bu. Cumhur İttifakı dağılırsa Türkiye parçalanır. Yani biz gidersek Türkiye'yi de beraber götürürüz. Ya benimsin ya toprağın. Tabi bir işin böyle bir tarafı var. Bir diğer yanı da şu. Ya sen sağlamsan niye böyle mesajlar veriyorsun? Sen kendini iyi hissediyorsan neden böyle tweetler atma gereği duyuyorsun? Demek ki bir sıkıntı var. Sıkıntı olduğu için de böyle mesaj verme gereği duyuyorsun. Böyle mesaj vererek de bir yönüyle de ortağına da selam çakıyorsun veya işaret çakıyorsun. Hadi sen de hizaya gel diyorsun ve Bahçeli de hizaya geldi tabii. Karanlık odaklar gece gündüz operasyon yapıyor. Cumhur İttifakı Türk milletinin ruh kökü kararlılıkla yoluna devam edecek. Mehmet Uçum dün verdiği işareti Bahçeli de dün bugün topa girdi. Ondan dolayı Ayağa kalkacak hali olmadığı halde sürüne sürüne geldi meclise verdi mesajını gitti. Gidemedi gerçi de işte herkesin göz önünde bir fenalaşma hadisesi yaşandı. O arada Ayşe Ateş yani şu son dönemde üçüncü kere Özgür Özel'le görüştü. Yani bir, bir buçuk ay içinde bu üçüncü görüşme. Bizim makamında kabul etti. Dün oluyor bu görüşme. At, attığı tweette görüşmeyi özetlerken mühim bazı noktalar var. Sayın Özel duruşma günü bizimle olacağını ve bu siyasi cinayetin bütün yönleriyle aydınlanacağı son ana dek de bir adım geri atmayarak yanımızda duracağını tekraren ifade etti diyor Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş. Huzurundan daha mutlu, daha cesur, daha inançlı ve daha güçlü ayrıldım. Evet. Enteresan. Belli ki Ayşe Ateş burada da son ana kadar davayı takip edeceğini 1 Temmuz'da 1 Temmuz'da ve ondan sonraki süreçte de davet, e, takip edeceğini söylüyor. Siyasi olarak elbette CHP'nin yanında durması önemli. Şahsi koruma, ailevi koruma, kızlarının koruması anlamında da elbette sarayın koruması önemli. Bunun için zaten saraya çıkmıştı. E, CHP Genel Merkezi'ne gelişte de, gelişinde de Ayşe Ateş'in etrafındaki kadın ve erkek korumalar dikkat çekiciydi. Haliyle almış yani o koruma zırhını almış bu açıdan önemliydi. Yani saray bir yönüyle can güvenliği sağlıyor ama davayı takip yönüyle de CHP'ne desteğini yanına almış görünüyor Ayşe Ateş. Ankara'yı sarsan bir iddia, e, CHP Parti Meclisi üyesi Gamze Pamuk tarafından dile getirildi. MHP erken seçim isteyecek çünkü diyor. İçişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığında bir değişim olursa yani e, MHP erken seçim isteyebilir. Neden? İçişleri ve Adalet'te bir takım değişiklikler olur ve bu da MHP'yi rahatsız ederse MHP'li kadrolar tasfiye edilirse Devlet Bey erken seçim çağrısında bulunabilir demiş Gamze Pamuk. Şu aşamada bıçak sırtı. Buna çok fazla ihtimal vermek çok olası değil ama bir ihtimal olarak da duruyor. Hani %90 değil ama bir ihtimal olarak da duruyor. Yani 10 tane ihtimal sıralasanız o ihtimallerin içinde böyle bir ihtimal de var. Bahçeli'nin kadroları tasfiye edilirse erken seçim istemesi. Elbette insanlar yani partiler bu kartı, ortaklar bu kartı açarlar. Karşı tarafta ona göre pozisyon alır veya ona göre yapar veya yapmaz. Muhtemelen iş bu noktaya, bu raddeye gelmeyecektir. Yani İçişleri ve Adalet'te bir MP temizliği olmayacaktır. Öyle diyebiliriz. Hüda Kaya'nın bugün duruşması var. Kobani 2 davası 5 millet eski milletvekiliyle birlikte ağırlaştırılmış müebbetle yargılanıyor. Savunmasında bize diyor 28 Şubat'ta şeriatçı diyorlardı şimdi terörist bölücü diyorlar. Değişen çok bir şey yok. Zaten değişmeyen fotoğrafta yanda. 1997 çocuklarıyla hapiste, 2024 çocuklarıyla hapiste. 5 çocuğu var. Kızlarıyla beraber hapis yattı 28 Şubat sürecinde. Enteresan yani. O arada İnsan Hakları Derneği Diyarbakır Şubesi 23 Haziran 2024 Diyarbakır Kampüs Hapishanesi'nde tutulan mahpusların gıda zehirlenmesi yaşadığı bilgisi alınması üzerine Diyarbakır Barosu Özgürlük İçin Hukukçular Derneği ve İnsan Hakları Derneği 23.30'da ziyaret gerçekleştirmiş. Mahpuslarla yapılan görüşmelerde bayram sebebiyle 10 gündür yemeklerde sorun var denmiş. İshal vakalarında artış var filan. Yani bir grup insan insan haklarını takip ediyor. Nasıl olmasın ki? Şimdi avukat Hatice Yıldız'ın tweetini de önemsiyorum. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bugün Türkiye aleyhine toplam 321 karar açıklamış. Adil yargılama yapmıyorsunuz, makul gerekçeler olmadan insanları tutukluyorsunuz diyor. Bir başka konu dünden devam, daha doğrusu hafta sonundan devam. Diyarbakır, Starbucks ve Burger King baskınları. Baskına giderken Baskına gidenlerin ki Hüdapar sempatizanı oldukları ifade ediliyor. Gördüğünüz gibi güvenlik güçlerinin, bekçilerin, polislerin önünden geçip gittikleri ve polislerin onlara müdahale edil etmediği görüntülerle tespit edilmiş durumda. Güvenlik güçleri müdahale etmedi. Ayrıca bir gün iki gün sonra gözaltına alınan saldırganların tamamı bir tanesi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yani yapanın yanına kar kalan bir şey. Mekan basıyorsunuz slogan atıyorsunuz, işletmecileri hapsediyorsunuz, müşterileri tehdit ediyorsunuz, restorandan çıkmaya zorluyorsunuz. Gene bağırarak, çağırarak tehdit ediyorsunuz. Bütün bu görüntüler gerek e, mekan kamera görüntülerinde, gerek güvenlik kamera görüntülerinde, gerekse çevre görüntülerinde tespit edilen yani müşterilerin tespit ettiği hepsi var. Delilli ispatlı. Yüzleri de açık. Bir gün iki gün. Yani bu suçlarla yıllarca yatarsınız. Kolay değil. Hürriyeti tahdit, mekan basmak. Yani bunlar birkaç yıl yatıracak suçlar. Basit böyle bir tweet atmak falan değil bu yani. Yap yap bakalım yapabiliyor musun? Batıda herhangi bir şehirde. Sonra Elleri kollarını sallayarak serbest kalıyorlar ve zaten başlarına bir şey gelmeyeceğini biliyorlar. Nasıl olsun ki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını uygulamayan bir ülkeden bahsediyoruz. Haberiniz var mı? Bugün Türkiye aleyhine toplam 321 karar açıklanmış. Ve biz bunu avukat Hatice Yıldız'ın tweetinden öğreniyoruz. Dönelim iç siyasete. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gölge Hazine Maliye Bakanı Yalçın Karatepe dün Mehmet Şimşek'i ziyaret etmişti. 4,5 saat kadar sürdü görüşme. Dört saatin sonunda değişim iradesi göremedik. 4 taleple gittik. Hepsi de reddedildi. Değişim iradesi yok. Vatandaş, vatandaş için yapacak bir şey yok. Asgari ücrete ne zam ne de işte vergilerde bir geri adım falan filan. bunların hiçbirisi söz konusu değil diyor. O arada Gazete Pencere mühim bir özel habere imza atmış. E, perde arkasına ilişkin e, bilgiler edinmiş bu görüşmeden. Yalçın Karatepe vergi cennetlerine kaçan paralar vergilendirilirse bahşişe muhtaç olmazsınız deyince ortamda soğuk hava esmiş ve soğuk rüzgarlar esmiş ve ondan sonra da zannediyorum köprüler atılmış. Bir daha görüşürler mi? Görüşürlerse ne olur? İş nereye gider bilmiyorum ama dostlar alışverişte görsün görüşü, görüşmesi bu kadarla bitti. Cem Toker en iyi vergi reformu bordrolular, bordrolulara maaşların brüt ödenmesidir ve herkes de gitsin vergisini aldığı brüt maaştan ödesin. Bu İngiltere'de böyle. Ne kazanç olursa olsun zaten Bordron'da da görülüyor. Ee, efendim bildirdiğin şeyde rakamlarda da görülüyor. Hepsini tahsil ediyorsun, hepsini alıyorsun, brüt brüt alıyorsun. Ve yıl sonunda kişisel vergini, kurumlar vergisinde neyse takır takır devlete ödüyorsun. Ödediğinde de ben devlete şu kadar vergi ödedim diyorsun. E Tabii elbette o para kalmıyor bir senenin sonunda. O parayı bulup deyik denkleştirip ödemeye çalışıyorsun. Ve, ve bu şirketler için de kişiler için de hayli kanırtıcı oluyor. Çünkü bir yıl boyunca bürüt parayı harcamışsın. Vergi dönemi geldiğinde onun için bir bütçe ayırman gerekiyor. Ve sonra da devlete karşı, hükümete karşı, belediyeye karşı ben vergimi ödüyorum kardeşim karşılığında da bunu istiyorum deme gücünü hissediyorsun. Memduh Bayraktaroğlu da onu yazmış durgunluk dönemlerinde devlet gelir arzını artırmak suretiyle ekonomiyi canlandırır. Bu enstrümanlardan biri maaş ve ücretlere gelirlerinin brüt olarak ödenmesidir. 30 yıl önce diyor yazdım bunu. Hem Günaydın hem Milliyet hem de akşam gazetelerindeki köşemde. Hala da aynı şeyi savunuyorum diyor. Eski Turizm Bakanlarından Bahattin Yücel her şey döndü dolaştı. Yurt dışı çıkış harcını 10 kat artırmaya dayandı. Lütfullah Kayalar 96'da Maliye Bakanı iken bu harç uygulamasını kaldırdı. Aradan geçen 28 yılda geldiğimiz yer burası. Akılları sıra adalara giden, Yunan adalarına giden yaz potansiyelini caydıracaklar diyor. Buna cevap veren ee, Halefi... Turizm Bakanı Erdur, Ertuğrul Günay ise, turizm gelirinin abartılan rakamlara ulaşmayacağı, yurt dışından yatırım beklentilerinin de kısa vadede gerçekleşmeyeceği görülünce çare böyle deli dumrul uygulamalarına kalıyor diyor. Günübirlik politikalar, günübirlik şeyler. Yani 3000 TL'ye çıkarsa örneğin, yani neredeyse 100 dolar. Ya bilmem ne kadar vize müracaatı yapıyorsunuz, bekliyorsunuz, vize ücreti veriyorsunuz, uçak bileti, otel. Bir de 100 dolar yaklaşık şey, yurt dışı çıkış harcı. Tabii 3000 TL olursa. Acayip. Aile olarak gittiğinizi düşünün. Yani mümkün değil. Yani orta kademede falan bir çalışanın, bir gelir sahibinin bunu karşılamasının olasılığı yok yani. Evet. Bağlarken Julian Assange'la bitirelim. Julian Assange İngiltere'de 12 yıldır dile kolay özgürlüğünden mahrumdu. Ve bu 12 yılın ilk 7 yılı Ekvator Büyükelçiliği'nin bir odasında kaldı. Tabi cezaevi koşulları değil gene bir büyükelçiliğin sınırları içerisindesin bir büyükelçilik binasındasın. Bir odada da kalsan gene en azından, en azından iletişimin var filan e, yeme içme problemi yok filan yani bir biçimde hayatını sürdürebiliyorsun. Sonraki yıllar yani sonuna doğru ekvator büyükelçiliği baskılar neticesinde iletişimini kesti Julian Assange'ın. Sonra da ekvator büyükelçiliğine enteresan bir şekilde İngiliz polisi baskın yaptı büyükelçilik rezidansının veya büyükelçilik yerleşkesinin kendine göre dokunulmazlığı vardır. Gideceksin tabii onları. Hukukun başlayıp bittiği yerler var yani. Büyük devlet bile olsanız veya hukuk devleti deseniz de kendinize. Neyse Amerika'nın baskısıyla İngiliz polisi bastı aldı onu cezaevine koydu. Belmarsh çok yüksek güvenlikli bir cezaevinde Londra'da. Greenwich yakınlarında bir yer Londra merkezde. Oraya koydu ve 5 yıldır da oradaydı. Orada da gerçekten güç koşullarda bir takım sağlık problemleri de yaşadı. Ve tam da bu aşamada Amerika Birleşik Devletleri'ne iade davası görülmeye başlandı. Yani mesela Wikileaks. Yani Wikileaks e, isim başında, organizasyonun başında Julian Assange ve Amerika'nın, Amerikan Devleti'nin, Amerikan Savunma Bakanlığı'nın, Dışişleri Bakanlığı'nın ve Beyaz Saray'ın canını sıkan bir takım bilgi, belge ve videolar yayımladı. Amerika'nın dünyada çeşitli noktalarda insan hakkı ihlalleri, bir takım menfaat temini falan filan falan ikili ilişkilerde hukukun dışına çıktığı alanlar. Tabii bu devletleri rahatsız eder. Her devleti rahatsız ettiği gibi. Çünkü devletler hemen her devlet hukukun dışına çıkar ve bunun deşifre olmasından rahatsızlık duyar. Ondan dolayı da hain dedi, işbirlikçi dedi, terörist dedi neyse ne dedi dediyse, Julian Assange istiyordu İngiltere'den. İngiltere mahkemesi iade e, kararını epeyce görüştü. Bir iade kararı çıkmadı. Ara kararlar çıktı. Şu oldu, bu oldu ama beklemediğimiz bir şey oldu yani Julian Assange iade edilirse intihar ederim falan gibi demeçleri de var bu da etkili olmuş olabilir ama şu var yani unutulmadı cezaevinde hakkında büyük yoğun bir kampanya yapıldı belgeseller çekildi kitaplar yazıldı eylemler yapıldı Londra'da kaç tanesini gördüm en sonunda artık e, İngiltere'yi rahatlatan aman Allah'ım kurtulduk dedirten Amerika'yı da bir biçimde anlaşarak bu işin bir sonu yok, bir çıkmaz, bir yere de gitmeyecek filan dedirten bir noktaya getirdi ve Julian Assange'la anlaşma yaptılar ve dediler ki kardeşim sen git memleketin Avustralya'ya, Avustralya vatandaşısın orada da yaşa, gözden de uzak ol, bizim de başımızı ağrıtma, İngiltere'nin de başını ağrıtma ama gel bizim mahkememizde şu suçu da kabul et. Buldular bir şey, ve işte diyecek ki o da e, güvenlik gerekçesiyle Julian Assange hemen Avustralya'nın kuzeyindeki bir Amerikan adasındaki bir mahkemeye gidecek çıkacak. Muhtemelen oraya götürdüler o mahkemeye çıkacak oradan sonra da Avustralya'ya memleketine dönecek. Böylelikle bir anlaşma yaptılar yani suçlar e, bir suçu kabul edecek bir Amerikan mahkemesinde orada Pasifik'te bir ada. Sonra da Avustralya'ya geçecek e, eşi ve çocuklarıyla yaşamını sürdürecek öyle görülüyor. Ee, böylelikle Amerika'da çıkmaza giren bir dosyada kendini rahatlatmış. İngiltere'de artık fena halde başarısı olan bir konuda kendini rahatlatmış oluyor. Bakalım Julian Assange bundan sonra ne yapacak, iş nereye gidecek? Diyoruz ve bir manşeti daha Julian Assange görüntüleriyle tekrar tekrar ekrana geldi. Ama bu görüntüler dün tespit edildi. Belmarsh cezaevinden tahliye ediliyor. Elini kolunu sallayarak Stansted Havaalanına gidiyor. İngiltere'nin kuzeyinde ve yurt dışına çıkıyor Muhtemelen işte o Amerikan adasına gitti, oradan da Avustralya'ya geçecek. Yakında öğreniriz, anlarız yapılan açıklamalar çerçevesinde diyoruz ve bir manşeti daha noktalıyoruz. Bir sonraki yayında görüşmek umuduyla hoşçakalın.